Diğer taraftan hani Mane'ye gelirsek, Mane konusunda şöyle bir durum var. Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gitti biliyorsunuz. Orada Al Nassr'da hani 38 maç yanılmıyorsam çıkmış. Goller de atıyor, asistler de yapıyor ama aradığı ortam biliyorsun hani Çok gidince bulamadı. çok farklı. Evet, yani hem orada şundan yakınıyor, ligin hafifliğinden yakınıyor, idman temposundan yakınıyor. Yani burada 1-2 yıl daha kalırsam ben, hani bir yıl daha kalırsam iyice paslanırım düşüncesi hakim Sadio Mane'de. Avrupa'ya dönmek istiyor. Menajeriyle gerekli görüşmeleri, yani yeni bir karar değildi ayrıca onu da söyleyelim. Yani Galatasaray ilk defa Sadio Mane ile ilgili nabız yoklamadı. Gelinen bir süreç var. Tabii ki Galatasaray'ın transferden sorumlu profesyonelleri menajerine şunu söylemişler. Yani o Al Nassr'da kendisine tanınan maddi imkanları biz tanıyamayız kendisine. O kadar gücümüz yok ama işte onu mutlu edecek bir ortam var. İşte Galatasaray'ın tribün atmosferi, takım kadrosunda işte Icardi gibi, Mertens gibi, Zaha gibi oyuncuların olması, İstanbul'un güzelliği. Zaten Galatasaray bu tip yıldızları ikna ederken çok güzel sunumlar yapıyor. Oyuncu da menajere tabii aktarmış ama şu an için Galatasaray'a olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşü yok. Gelecek teklifleri bekliyor ama Avrupa'ya dönmeye karar vermiş. Hocasıyla da çok yıldızını barıştığını söyleyemeyiz. Onu da altını çizelim. Yani tabii bir süreç. Daha giriş bölümü. Yani Mane gibi oyuncuları transfer edebilmeniz için zaten kulübüyle ya 2026'da bitiyor yanılmıyorsam sözleşmesi. Hani kiralık olarak olabilir. Eğer bonservisiyle alma gibi bir düşünce olursa Galatasaray güçlü bir sponsor bularak onun maliyetini karşılamayı o şekilde düşünüyor. Bunu da söyleyelim. Çünkü bonservis bedelinin de ben çok düşük olacağını düşünmüyorum. 20 milyon euro bonservis bedeliyle yanılmıyorsam gitmişti. Bunu söyleyelim. Mane'nin dışında da önemli oyuncular var. Yani Galatasaray geçen yılki gibi transferde geç kalmak istemiyor. Çünkü panik butonuna bastılar. Icardi'nin transferinde bütün kasadaki para bitince harcama limitlerine takıldılar. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ne beklemek ayak durumunda bastı. kaldılar. O dönemde de anlaştıkları futbolcuları ellerinde tutamadılar. Oyuncular başka kulüplere gitti. Bu sezon o yüzden erken hareket ediyorlar. Tabii çok gidecek oyuncu da var Galatasaray'dan. Bunu da söyleyelim. Bunlardan biri Davinson Sanchez. Menajeri yetkiyi aldı. Geçtiğimiz günlerde Florya'ya gelip Galatasaraylı yöneticilerle görüştükten sonra İtalya'dan teklifler var. Görüşeyim. Bunlardan biri işte Napoli. Napoli'nin 20 milyon euro'nun üzerinde bir rakam teklif ettiğini biliyoruz. Galatasaray'ın bu transferden beklentisi 30 milyon ve üzeri. Tottenham'dan 9,5 milyon euroya alınmıştı Davinson Sanchez. Büyük bir ihtimalle Galatasaray'ın stoper hattında Davinson Sanchez gidebilir. Öyle görünüyor. Ben Nelson 1,5 yıldır satılmaya çalışıyordu ama şu son süreçte hocam da hak Müthiş performans verecektir. gösteriyor. Müthiş performans gösteriyor. Sanki Nelson'u satmayacaklar diye düşünüyorum. Abdülkerim'e de teklifler var aslında İtalya'dan ama Galatasaray'da çok hareketli bir transfer dönemi yaşanacak. Öyle görünüyor. Gökhan Hocam, şimdi tabii ki Mane'nin yani kalitesini burada tartışacak değiliz ama şimdi Galatasaray'ın kanatlarında bir tarafta Kerem, Zaha, diğer tarafta hani Ziyech'i düşündüğümüz zaman ya da Barış Alper'i düşündüğümüz zaman tabii ki gidecek oyuncular da olabilir. Belki bir Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Barış ayrılığı olabilir. Çünkü çok teklif alacaktır diye düşünüyorum ama yani Mane transferinin düşünülüyor olması bence yani en uç noktaya değil daha çok kanatlara yapılacak bir hamle gibi düşünüyorum. Vallahi manem varsa her şeyim var demektir. Şimdi Mane Afrika Kupası'nda Senegal milli takımında. Senegal milli takımı bence fil dişi kazandı ama Afrika Kupası'nın en iyi takımı Senegal'di. Senegal'in de kaptanı. Daha önce Liverpool'u var. Oynadığı çok iyi takımlar var. Bu sene Suudi Arabistan'da Al Nassr'da. Ronaldo'nun yanında biraz sönük kaldı. 15 gol 9 asist ama. Talisca'nın yanında biraz sönük kaldı. Yani bir türlü o istediği ivmeyi yakalayamadı ve Suudi Arabistan'da bir tek yaptığı para kazanmak. Evet. Oyun açısından bir şey yok. Sonuç açısından bir şey yok. Çünkü ne yaparsa yapsın Ronaldo ile Talisca onu gölgeliyor. Hiçbir şekilde. Şimdi onun da daha genç de bir oyuncu sayılabilir. Tecrübeli. Yani kendi fizik durumuna göre genç bir oyuncu da sayılabilir. Ve ben Liverpool'da falan oynadığı zaman hakikaten
yani şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncuydu. Şimdi bir sürü oyuncu için öyle konuşabilirsiniz. Zaha için de bir ara öyleydi. Zaha da enteresan bir oyuncuydu. Ama verdiği verime bakıyorsun, hiçbir şey yok. Ndombele'yi Tottenham'dan aldın. Verdiği verime bakıyorsun, bir şey vermiyor. İşte Galatasaray'da şunu yapması lazım. O da ilk önce yollanacak oyuncular. Çünkü bunlar maliyetli oyuncular. İsim olarak evet. Çok büyük oyuncular. Hı. Ben bir Ziyech'i seyrettiğim zaman, Türkiye Galatasaray'ı aldığı zaman çok büyük iş yaptığına inandım. Oynadığı zaman, sakat olmadığı zaman, Ziyech sahada olduğu zaman farklı bir oyuncu. Çünkü top şekilleniyor. Ziyech'in ayağına geldiği zaman top bir şekilde şekilleniyor. Önemli olan onun sahada olması, sakat olması ve istemesi. Bu çok önemli bir şey. Çünkü çok özellikli bir oyuncu. Şimdi Zaha Premier Lig'deyken Crystal Palace'da isteyeni de oldu. Ama orada yaptığını burada hiçbir türlü yapamadı. Yani yedek kalması Zaha'nı kimseyi şaşırtmıyor. Özellikle Barış Alper'in gösterdiği performanstan sonra hakikaten kimseyi şaşırtmıyor şu anda. Aynı şekilde Ndombele için de aynı şey geçerli. Ndombele'yi ben Fransa 2. liginde seyretmiştim. Hakikaten büyük, iyi transferler yaptı. Ama buraya gelen Ndombele yani şeydeyken Ndombele'nin çakması gibi. Fransa'da oynayan Ndombele'nin çakması gibi. Yani oyuna giriyor, ne yaptığını çözemiyorsun. Fizik açısından da yeterliliği yok. Ve oyun bilgisi gitmiş, sanki onu kaybetmiş gibi. Ama Mane o tarz bir oyuncu değil. Ben Senegal maçlarında görüyorum, bir kaptan ve sahada ağırlığı olan bir oyuncu. Bunu kanata da koy veya santrafor arkasına koy veya santrafor oynat. O pozisyonda kendini santrafor oynat. Her türlü işi bitiren ve sorumluluk alan bir oyuncu. Eğer bu sorumluluk almaya Galatasaray'da devam edecekse, ki o karakterde bir oyuncu gibi duruyor benim seyrettiğim maçlarda, özellikle Liverpool'da, özellikle bu Avrupa Kupası'nda, Senegal maçlarında bir şekilde yanlarında oynayanların da hepsi de isim. Ama o isimlerin arasında hepsinin Mane'ye bir saygısı var. Evet. Çıktığı zaman hepsinin Mane'ye bir saygı duyuyorlar yani. Ki o Senegal takımı da bence Avrupa Kupası'nda şampiyon olması gereken takımdı. En iyi kadrosu. İyi kadroydu ve şampiyon olması gereken bir kadroydu yani bence. Fildişi de çok mucizevi şekilde şampiyon oldu. Ya Fildişi gruptan zor çıktı. Allah yardım etti yani, bir şekilde Allah yardım etti. En iyi üçüncü olarak gittiler. Tabii de en iyi üçüncü. Gitmesi bile mucizeydi. Gruptan çıkması mucizeydi. Hatta hocayı yolladılar. Evet. Hocayı yolladılar. Yardımcı hocayla devam ettiler. Adam 3 maç sonunda şey oldu. Şampiyon oldu. Avrupa Kupası'nı alan oldu. Ondan sonra sözleşmeyi uzattılar. Şu anda. Öyle bir takım şampiyon oldu ama her şeyiyle bir takım imajı havasında olan Senegal olamadı. Oranın kaptanından bahsediyoruz. Adamın referansına baktığın zaman da hakikaten çok iyi futbolcu. Şimdi ben Galatasaray'a geldiği zaman o karakterle çok şey yapacağını düşünüyorum. Örneğin bakan mı geldi, bir şey verdi mi vermedi. Ve isteneni vermedi en azından ve gitti devre arası. Bir şey kaybettirmeden gitti. Seyda Mane eğer gelmeye karar verirse, ki El Nasır'da bence oynamamasına rağmen veya istediği şeyler olmamasına rağmen, yani mutlu olmamasına rağmen, lig hafif geliyor. Para kazanıyor, lig hafif geliyor. Tabii. Oynayan oyuncular yani çok uçurum var aralarda ve sanki halı saha futbolu oynanıyor gibi orada. Yani şu anda bakıyorsun Cesun Ali'lerle işi bitirmiş, ötekiler Gazozun'a maç oynuyor gibi veya Asya Kupası'na asılıyorlar gibi. Başka bir şey yok. Ama eğer tekrar Avrupa'daki futbola dönmek istiyorsa ve Galatasaray'da bu teklifi yapıp Seyda Mane'de kabul ederse, artık anlaşma şartlarını bilmiyorum, bence Galatasaray iyi bir transfer yapmış olacak diye düşünüyorum.